tarihimizin en kritik seçimine artık sayılı günler kaldı. İYİ Parti Gaziantep Teşkilatı olarak tüm organlarımızla, tüm teşkilatlarımızla ve Millet İttifakı bileşenleriyle beraber omuz omuza uyum içerisinde çalışıyoruz ki bunu saha çok iyi görüyor. Çünkü Gaziantep'te hiçbir zaman tüm siyasi tarihinde Gaziantep'in bir siyasi parti 7 bölgede aynı anda saha çalışması yapamaz. Bakın bugün İslahiye'de, her gün İslahiye'de, her gün Nisip'te, her gün Şahinbey'de, Şehit Kamil'de ve sivil toplum kuruluşlarında kadın kollarının ayrı kendi organizasyonlarıyla, gençlik kollarının kendi ayrı organizasyonlarıyla sahada sürekli 7 ekip saha çalışması yapıyor. Bu noktada Millet İttifakı'yla ve bileşenleriyle hiçbir zaman ayrı düşmedik. Bugüne kadar da basın da bunu takip ediyor ki ben ittifak il başkanlarımızla hep omuz omuz oldum. Abi kardeşlik hukuku içerisinde de Gaziantep'te çok güzel, başarılı bir seçim çalışması yürütüyorum. Bu seçim yarışında bir yandan propaganda çalışması sürerken diğer yandan algı operasyonları ile mücadele ediyoruz. Seçim bir yarıştır ve rekabettir. Elbette partiler arasında stratejik bir mücadele olacaktır. İYİ Parti olanımız Sayın Meral Akşener'in Gaziantep'te yapacağı mitingin iptali konusunda da aynı algı operasyonları devam ettirilmiştir. Yüzleşmek zorunda kaldık. Dana altında kimse buzağı aramasın. Bu söylemler nedeniyle de bu açıklamayı yapmak zorunda, bu basın açıklamasını yapmak zorunda kaldım. İYİ Parti olarak faydasına insana alan ve bu şiar ile siyaset yapan bir partidir. Seçim ne kadar önemli olursa olsun Sayın Ekrem İmamoğlu'nun olaylı Erzurum mitingi sonrası bu konuda bir tasarruf almamız kadar doğal bir durum olamaz. Bakın arkadaşlar, yani bu ikinci yüzyılına girmiş Cumhuriyet'in utanç resimleridir. Bunu Türk siyasi tarihi asla unutmasın. Bu bizim utancımızdır. Ben bir çocuğun burnunun kanamasına emin olun vicdanım razı gelmez. Ben bir annenin burnunun kanamasına vicdanım el vermez. Oysa ki daha kısa bir süre önce 14 Mayıs bir süre sonra 14 Mayıs'ta Anneler Günü kutlayacak. Bu taş atan karaktersiz siyaset ahlaksızlarına söylenecek bir çift sözümüz var. Biz çocuklarımızı, biz namusumuz dediğimiz annelerimizi böyle siyasi ahlaksızların, siyasi terbiyesizlerin ve bu taşı atarken susan devlet acizlerinin, devletin içindeki trollerin, partizan trollerin emeline ben şehrimdeki çocuklarımı teslim edemem. Onların bir damla kanına bir sürü kan akıtmak zorunda kalırız. Onun için biz sağduyulu olmak zorundayız. Onun için biz kesemizden dikmek zorundayız. Çünkü burada akacak bir damla kan birçok farklı olaylara sebep olacak. Bu noktada miting alanı küçültüldü, kalabalık toplayamayacaklar gibi ucuz yakışımları yapanların Erzurum'daki bu olaylara, o küçük evladımızın kanlı yüzünü, o annenin kanlı yüzünü unutmamalarını diliyorum. Kıymetli arkadaşlar, miting konusunda Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ile dün Adana Divan Otel'de istişarelerde bulunduk. Zaten geç saatlerde açıkladım mitingin iptal olduğunu. Genel Başkanımız kaygılarını anlattı. Bizler de haklı bulduk. Bu kaygılarımız bunlardı tamamen. Ancak seçim sonrası ilk olarak Gaziantep'e özel bir ziyaret gerçekleştireceğini ifade etti. İl yönetimimizin genel merkezde soğuk rüzgarlar estiğine dair haberleri az önce de söyledim. Bu algılar gerçekçi değil. Yönetim çok şükür. Şimdilik ayakta ve sahada.
hiçbir siyasi partinin 60 yöneticisi, yani tamamı sahada değil, bu sadece İyi Parti'ye has ve mahsus bir şeydir. İyi Parti olarak neredeyse hemen hemen her gün genel merkezimizde koordineli bir şekilde propaganda çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu tür vücut polemiklere teşkilatımızın ve bize gönül vermiş dava arkadaşlarımızın ve en önemlisi İyi Parti'nin değerleri seçmenlerinin moral ve motivasyonunu düşürmeye çalışan kesimler şunu çok iyi bilmelidir ki akıl hesap yaparken kader gülermiş. Sonuç olarak bugünden itibaren bu tür polemiklere girmeden sadece hedefimize odaklanarak çalışmaya devam edeceğiz. İyi Parti Gaziantep'te beklenenin üzerinde bir oy ile hedefine uzanacak. Sahada bunu görüyoruz. 14 Mayıs tarih yazacağız. Bunu da herkes not alsın. Bu seçimde tüm teşkilatımız büyük emekler veriyor. Çoluk çocuğundan ayrı kalıyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Son olarak şunu söylemek isterim. Benim bu teşkilata ve dava arkadaşlarıma sözüm var. Söz namustur. Ve ben sözümün sonuna kadar arkasındayım. Siyasi hayatımda küçük bir dalgada gemiyi terk eden olmadım. Biz engin denizleri aşarak, tüm algıları arkada bırakarak tarihin akışını değiştirmek için bu yola çıktık. 22 Ocak'ta bu yola Hüseyin olarak baş koydum. İşte bu yüzden diyoruz ki tarih yazacağız, tarih yazacağız ve tarih yazacağız. Sigortacı hasarda belli olur. Lider krizde. Bu seçimde sonucu belli. İyi Parti siyasetin amira gemisi olacaktır. Ve Alefret'in il başkanı olarak konuşmamı yaptım. İnşallah 15 Mayıs'ta iktidarın il partisi olarak sizleri kahvaltıya davet ediyorum. Başkanım, bir provokasyon şeyim vardı, ihbarım vardı. Yani bu tür ihbarlar geliyor. Özellikle AKP'nin kendi kalem dediği noktalarda provokasyonun çok olacağı hepimiz tarafından çok iyi biliniyor. Ki nitekim Erzurum'da yaşadık. Kayseri, Malatya, Gaziantep. Bunlar bu olaylara en açık yerler. Ama Gaziantep'i 15 Mayıs'ta inşallah AKP'nin değil, İyiler Hareket'in kalesi haline getirdiğimizi sanık sonuçlarına göreceğiz. Bundan şüphemiz yoktur. Evet, bu provokasyonların ihbarları geldi. Bu demek nasıl olmasın ki genel merkeze yapılan, genel başkanımız ilettiler, bazı özel bilgiler. Yoksa zaten biz mitingde hiçbir sıkıntımız yoktu. Esnaf ziyareti dedik, orada da engel olamayacağız kalabalıklara. Bunu da anladık çünkü 10 binlerin orada olması hesaplandı. Çünkü şu an bile telefonuma açıp bakabilirsiniz. Zaten mitinge devam edelim, baskılar devam ediyor. Biz burada dediğim gibi bir tek bir çocuğun burnunun kanamaması, buradaki çıkacak bir olayın, eğer siyasi olarak düşünecek olursak, bize artı getireceğini, Erzurum'daki olaydan sonra Millet İttifakı'na değer verildi ama hiçbir oyun bir insan canından önemli olmadığında bir kadın, bir anne genel başkan olarak bu hassasiyeti göstermesi gerektiğini söyledi. Biz de o zaman sessiz kalmak zorunda kaldık. Hiçbir oy bu kandan önemli değil.